Bayıldım. Bizim evimiz. Bizim evimiz. Mavi, sen de üzgünken süslenmeyi sevmiyormuşsun. Ben de renkleri sevmiyordum. Ama şimdi her yeri masmavi boyamak istiyorum, rengarenk. O zaman beraber boyayalım mı? Çünkü ben de artık renkleri çok seviyorum. Senin sayende. Bir de babamı. Bir de babanı. Çok üzülmüşsün. Biz de çok üzüldük, ağladık hep. Ama şimdi bizim güzel bir hayatımız olsun mu? Olsun bebeğim. Hı? Sana güvenebilir miyim? Tabii ki güvenebilirsin. Mavi Hanım, bir bakacağım ben. Bir şey mi oldu? Bir şey olmuş. Gülsün, neden böylesin? Bir dakika tatlım. Sancar abim ikisi de aşağı inmesinler dedi. Sizin için de. Benim için de. Neden? Sedat. Mavi lütfen. Lütfen. Faruk. Faruk'la konuştum. Emniyete gidiyor şimdi. Sen de kızanlardan birkaçını gönder. Bir şeye ihtiyacı olurlarsa öğretsinler. Biz gitmiyor muyuz? Şimdi değil. Şimdi değil. Ben... Sedat'la konuşmama neden engel oluyorsun Sancar? Ya onun burada ne işi var? Haddini bildirmem lazım. Çünkü sana düşmez mi abi? Ne demek o şimdi? Bırak da ailemi de seni de koruyayım demek. Ha ben beceremezsem buyur. Haddini de hududunu da bildir, oldu mu? Oldu. Ya abi ya tamam. Ya bak. Ya bir anlayayım ya. Bir ne olurum ya anlayayım ha. Anam ne yapmış, bizi neyle tehdit ediyorlar. Bana biraz zaman ver sevgilim ya. Ha oldu mu? Babaannem benim yüzümden götürdüler, değil mi? Hayır tabii ki. Dedem yaptı biliyorum. Annemin neler yaptığını gördüm. Bana da yapacak aynılarını. Şşş. Bana bak. Sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Buna baban da ben de izin vermeyiz. Biliyorsun değil mi? Hı-hı. Hani biz saklambaç oynayacaktık? Artık canım istemiyor. Ama benim istiyor küçük hanım. Melek, sen bana bir sürü güzel şey öğrettin. Benim de sana bir tane öğretmeme izin verir misin? Başımıza en kötü şey gelse de... ...oyun oynamayı asla bırakmadın, olur mu? Bizim meydan okumamız olsun.
Ben en iyisi bir. Abi beni buradan çıkar dedin, nikahı dağıttın. Bak gerekirse var ya senin için dünyayı dağıtırım Yahya. Ama bana burada ne olduğunu anlatacaksın. Kimdi o adam? Dudu'nun karnındaki bebek benim değilmiş abi. Sen ne diyorsun oğlum ya? Ha? O adamın... Gelen adam yok mu? Bebeğin gerçek babası oymuş. Yahya sen ne diyorsun oğlum? Siz test yaptırmadınız mı? Test yaptırdık da... Anam testin sonuçlarını değiştirmiş. Dudu ile birlikte olup beni kandırmışlar. Sen o yüzden bunu son dakikada nikahtan vazgeçtin ha? Bu Ahmet şikayetçi olan herif. Durumu benden önce çakmış. Dudu'nun beşine düşmüş. Çocuk benim demiş. Sonra desteğe tutturmuş. Anam da işte. Ben baba olduğumu öğrendim de benim ayaklarım yerden kesildi. Benim gözüm hiçbir şey görmedi ki. Oh dedim ya, şükürler olsun dedim. Rabbim sonunda bana da bir evlat veriyor dedim. Öyle olmadığını öğrenince... benim dünyam başıma yıktı bununla abi. Tamam, sen de haklısın, tamam. Tamam, haklısın. Haklısın, kolay değil. Tamam. Tamam da... hanımı da oradan çıkarmamız lazım. Bir yolunu bulalım oğlum, tamam mı? Her şeyi çözeceğiz. Abi kardeş, her şeyi çözeceğiz. Söz. Çözeceğiz. Abi her şeyi düzeltiriz de. Benim şu Elvan'a yaptığım yanlışla... onları nasıl düzelteceğiz? Sen ne kadar güzel bir kızsın ya, böyle ne kadar doğalsın. Sen nasıl bir şeysin ya? Ha, nasıl bir şeysin sen? Sen mükemmel bir kadınsın ha. Sen de öylesin. Ben de mükemmel bir kadın mıyım? Ya onu mu diyorsun ben? Ne diyorsun ya sen? Şişt. Sen de mükemmel. Ya ne yani, bu kadınların iltifat edememesi nedir? Yani biz erkeklere diyoruz yani. Ben şimdi bu Elvan'ın bu güzel ağzından hani güzel bir laf duyamayacağım mı sabah sabah yani? Sen de mükemmel bir adamsın. Şimdi ne oldu? Aa, benim biraz masaj mı yapsan acaba? Bildiğimiz daha ilk dakikadan meyvelerini vermeye başladı. Ne demişler? Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Şu anda Sancar'ın yerinde olmayı hiç istemezdim doğrusu. Sancar bundan sonra ayağını denk alsın. Sancar'a bundan sonra huzur yok. Pavi'yle evlenerek hayatına tersin yapmış. Ne anlayacak? Ya bugün? Yarın. Hayırdır Ahmet Bey?
pek bir durgunsun sen. Polisler Halise Efeoğlu'nu alınca neşelenirsin dedim ama. Dudu'nun üzerinde gelinlik var. Evlenmişler mi? Erde, oğlum sen bir şey öğrenebildin mi? Nikah kıyılmış mı? Hayır efendim. Yahya Bey nikah masasında hayır demiş. Bak, cesaretin ödülünü ilk günden aldın. Belki de yaptığın hamleyle sevdiğin kadını geri kazanacaksın. Darısı başıma. Ne edeceğiz şimdi? Senin yüzünden beni de biliyor zannedecekler. Nasıl bakacağım ben Halise anlamla Sancar Efe'nin yüzüne? Ya sen hep kendini düşün tamam mı? Hep kendini düşün. Sen beni düşündün mü de bu atları yerken ben şimdi seni düşüneceğim Dudu. He? Ağlama öyle boşuna. Kendi düşen ağlamazmış. Konuşturma beni de. Ya ya nerede? Benim Yahya'yı bulmam lazım. Yahya'yla konuşmam lazım benim. Benim konuşmam lazım. Dudu. Benim onunla konuşmam lazım. Nellenme Dudu. Kendine gel. Otur oturduğun yerde. Hiç duyuyor musun beni ya? Allah'ım sen bana sabır. Ne yapacağım ben ya? Of. Sen şimdi içinden geçiriyorsun. Yahya ne salaksın. Aptalca bir hata yüzünden Elvan gibi kadını... Yarını kaybettin. Her şeyi mahvettin diyorsun ya. Estağfurullah, estağfurullah. Ama doğruya doğru. Teşekkür ettim. İmla ya işte hepimiz etten kemikteniz. İnsanız hata yapıyoruz işte. Ya abi benimki öyle basit bir hata değil. Benim gül gibi bir karım, güzel bir ailem. Mutlu bir yuvam vardı abi. Ben her şeyi mahvettim. Dudu'nun elini tuttuğum o ilk güne de. Onu gördüğüm o ilk güne de lanet ediyorum içimde. Çok pişmanım be abi. Allah da benim belamı versin ki ben Dudu için yuvamı yıkmışım. Tamam oğlum ya, tamam ya. Tamam oğlum ya, geçecek. Yine sen suçlusun değil mi Dudu? Yine sen kötüsün. Yine sen çirkinsin. Sen istediğin kadar hayal kur. Anam baban sevmemiş seni. Bu konaktakiler niye sevsin? Halise Hanım çok geçmiş olsun. Nasılsınız? Nasıl oluyor avukat? Görüyorum işte. Sancar nerede? Müdürle mi konuşuyor? Sancar Bey sizinle ilgilenmem için bana talimat verdi. Kendisi bize uzaktan yardımcı olmaya çalışacak. O ne demek o? Anası mahpuslara düşmüş. Oğlum kalkıp gelememiş. Uzaktan kumandana çözecek öyle mi? Ara konuşacağım. Arayamam Halise Hanım. Yani maalesef yasak. Ne demek yasak? Ben konuşurum polislerle. Evladımızı da mı arayamayacağız? Ha. Yasak eden polisler değil. Evladın diyor öyle mi? Halise Hanım. Bakın birazdan hem sizin hem de Nedim Bey'in ayrı ayrı ifadelerini alacaklar.
Yani savunmamızın kuvvetli olması için ifadelerimizi konuşmamız gerek. Ve vaktimiz çok dar. Dedim boş ver sen. O neticeğini iyi bile. Ondan yana tasalanma. Benim haberim yoktu. Ben kendi bildiğimi yaptım da olur biter. Çıktı sancarı ara. Gelsin. Keşke o kadar kolay olsaydı. Maalesef Ahmet Bey'le fotoğraflarınızı çekmişler. Yani sizin olay yerinde olduğunuz sabit. Üstelik Nedim Bey ve adamlarınızın da fotoğrafları olduğu için olay organize suç gibi görünüyor. Yani savunmamızı iyi hazırlamazsak ciddi bir hapis cezasıyla karşı karşıyasınız. Ben ne ettiysem Yahya'nın mutluluğu için ettim. Bana inanmıyorsan çık da onu sor. Yahya Bey de burada değil. Abisinin yanında. Boşa dememişler. Bir anı 9 tane evladının derdini yetiştirmişti. 9 evlat bir anı yetişemezmiş de. Öyle olsun. Ben onun için hapse düşer. Yahya Efendi anasının yanına bile gelmesin öyle mi? Kendi bile. Kahveniz. Öyle sallama falan da değil ha Elvan Hanım. Yani kafedeki neyse aynısı. Özel çekim çekirdekten, Peru'dan. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Afiyet. Misler gibi de kokuyor maşallah. Esasen benim şimdi çok kokuyor olmam lazımdı biliyor musun? Niye ki o? Yani... Sen tabii alışkınsın böyle şeylere ama benim ilk defa böyle oluyor. Pişman mısın? Yok. Pişman mı olmam lazım? Niye öyle dedin ki? Ya yok be şakasını soruyorum. Hep öyle sorarlar ya filmlerde falan. Ne pişman olacaksın ki ya? Hani niye pişman olacaksın yani sonuçta? Hani kaç yaşında insanlarız yani? Biz şimdi senden neyiz Baristan Bey? Biz senle birbirinden hoşlanan iki insanız diyebiliriz Şifacan. Zence neyiz? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim ikimizin ilişkiye bakışı, doğruları çok farklı. Ama aynı olan ne biliyor musun? Senin benim yanımda, benim de senin yanımda iyi hissettiğimiz. Ne olur bunu bozmayalım. Hiçbir şey aceleye getirmeyelim. Bana öyle büyük sorumluluklar yükleme. Ben hep acele kararlar aldım. Öyle tanımadan etmeden hızlı evlilikler yaptım. Sonunda hep kötü bitti. Seninle de öyle olsun istemiyorum ben evde. O yüzden hani öyle masal gibi olmasın da biraz gerçekçi olsun bakalım bu sefer ne olacak yani. He? Akışına bırakayım diyorsun yani. Ha akışına bırakalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Teşekkür ederim. Kahve içiyorum. Ben Duda Hanım'ın rahatsız ettiğini gördüm. Gelinimizi rahatsız etmemesi için gerekeni yaptım. Halise Hanım'ın haberi yoktu. Haberi yoktu diyorsun. Bunlar ne o zaman?
Halise Hanım'a haber vermişler. Onun üzerine geldi. Ahmet Bey'i bırakmamı, bir daha kendisini rahatsız etmememi söyledi. Halise Hanım emretmedi yani Ahmet Bey'i kaçırıp eziyet etmeni. Ben öyle bir emir vermedim. Nedim'e sorarsanız o da benim dediklerimi doğrular. Benim haberim olduğunda adamı fenalık etmesinler diye koşup yetiştim. Emma o da nişanlı bir kadının peşine düşerken iki kere düşünecekti. Buraların adamları böyle şeyleri hoş görmez. Siz de iyi bilirsiniz. Halise Hanım gelip araya girmeseydi ben bütün kemiklerini kırardım o. Halise Hanım'la şikayetçi olacağına ona dua etsin o. Boşu boşuna yakıyorsun kendini. Doğruyu anlat. Seni etkin pişmanlıktan yararlandırması için savcı beyden ricada bulunuruz. Pişman değilim. Gene olsa gene ezerim. Beyimle uğraşacağız da yeni olacak kadının peşinde ne iş varmış diye ona sorsanız ya bir. Elbet Nedim'in ettikleri doğru değil. Elbet doğru değil. Emme o adam müsveddesiydi. Beni iftira edip gururunu kurtaramaz. Nişanlı bir kadının peşine düştüsen birileri çıkıp da sana sora ne ediyorsun burlada diye. Halise Hanım olayın öncesinde durumdan haberinin olmadığını, haberi olduğunda da sizi kurtarmaları için telkinde bulunduğunu söylüyor. Nedim Bey de bu ifadeyi doğruladı. Siz Halise Hanım'dan şikayetinizde ısrarcı mısınız? Yalan söylüyorlar başkomiserim. Gözünüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Halise Efeoğlu müvekkilimin kaçırılıp darp edilmesi emrini bizzat vermiştir. Hatta bununla da yetinmeyip eğer bir daha Bodrum'a gelirse başına geleceklerden sorumlu olmadığını söyleyerek kendisini tehdit etmiştir. Ahmet Bey oğlum, sen beni görüyorsun, ben yaşlı bir kadınım. Kalp hastasıyımdı ben. Ben gelip seni kurtarmadım mı? Bırakın onu demedim mi? Senin evini gıda götürmelerini söylemedim mi ben? Sen bu güvenin dolduruşunu mu geliyorsun? Ben sadece müstakbel ortağımın hukukuna destekçi olmak için buradayım başkomiserim. Siz bu aileyi benden daha iyi biliyorsunuz. Bunlar zorba, çete gibi bir aile. Bunun oğlu daha önce pek çok suçtan yargılandı biliyorsunuz. Sen benim oğlumun adını ağzına alma. Halise Hanım, sakin olun. Güven Bey, siz de lütfen. Avukatınızın söylediklerini duydunuz. Şikayetçi misiniz? Şikayetçiyim. Darp raporlarını gördünüz. Günlerce kendime gelemedim. Hem Halise Efeoğlu'ndan hem de adamlarından şikayetçiyim. Ben herkesten çok kendime kızıyorum oğlum ya. Anamı görüyorsun. Adamı kaldırtıp dayağı çektirmiş ya. Ya Allah aşkına deyiver bana. Normal bir ailede olacak şeyler mi bunlar? Oğlum bizim yaşadıklarımızın hangisi normal lan ha? Bizim normal iki günümüz var mı ya ya? Ben sana da kızıyorum, sana da kızıyorum. Madem anamın huyunu biliyorum, madem anamdan şüphelendi niye gelip bana anlatmıyorsun oğlum? Haklısın abi. Dedim ya. Gücüme gitti. Zor geldi söylemek. Dedin de bypass anamız da evinde torunu seveceğine şu anda emniyette ifade veriyor işte. Abi bak. Ben bu zamana kadar hep sana özendim. Ne kadar derdim var, problemim var hep sana özenip senin gibi çözmeye çalıştım. Hem de beceremedim. Zaten başıma da ne geldiyse hep bu yüzden geldi ya. Anam da bu yüzden bu halde. İnsanın kafasına dank ediyor ama işte geçmiş olsun. Ama bundan sonra bak, senin gibi olmaya çalışmayacağım. Sana söz, sana layık olmaya çalışacağım abi. Yahya. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi oğlum? Biliyorum abi. Faruk arıyor. Hayırlı haberlerdi inşallah. Ha Faruk, durumlar ne? Maalesef pek iç açıcı değil. Yani karşı taraf şikayetini geri çekmediği için Halise Hanım'ı gözaltında tutacaklar. Ne diyorsun Faruk ya?
Savcılar ne zaman sevk edecekler? En erken yarın. Maalesef bu geceyi nezarette geçirecek. Savcı gözaltı süresini uzattığına göre tutuklu yargılanma olabilir ha? Şikayeti geri çekmezlerse büyük ihtimalle. Ama vazgeçerlerse bir şansımız olabilir. Orası bende, orası bende. Ben adam bulacağım, konuşacağım, ne gerekiyorsa yapacağım. Tamam mı? Ana Mısır. Tamam, tamam. Sen beni haberdar edersin. Evet. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ahmet'i bu işten vazgeçireceğiz. Ünlü mü? Evet evet, çok ünlü. Ünlü. Şarkıcı mı? Hayır, oyuncu. Oyuncu. Sen bildiğine göre çocukların sevdiği bir oyuncu olması lazım. Evet. Eskilerden mi? Evet evet. Adile Naşit. Hayır, erkek. Erkek. Baba, sakın yardım etmek yok. Yok yok, yardım yok ya. Bizim kız, yardım yok. Ben küçük bir ipucu versen. Duydun duydun, yasak, yardım yok. Melek, küçücük bir ipucu. Yahya amcama benziyor hani. Ha, babam sınıfında oynamıştı. İnekşo, Kemal Sunal. Evet. Ana, bizim Yahya, Allah Allah. Ya, bizim Yahya. Bizim kızlar ya. Ya sen var ya, cin gibisin ha. Bizim Yahya ya. Benziyor ha, hafiften böyle. Bak sen, bak sen. Ya hanımlar var ya, vallahi neşeniz var, içim ısıttı. İçim ısıttı da benim gitmem lazım, etrafı tanımadım ha. Babaannemin yanına mı? Evet babam, babaannenin yanına. Babaannen birkaç gün eve gelemeyecek. Neden? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben de avukat Faruk abim var ya, onunla gideceğim, durumu çözeceğim. Mavi de mi gidecek? Mavi, ne olur beni de götür. Ben ikiniz burada olmadan burada kalmak istemiyorum. Zaten Elvan da gitti. Ya ben istiyorsanız sizi eve bırakayım ama benim tekrardan buraya dönmem lazım. Yahya iyi değil. Bir de Dudu meselesi var. Yani onların başına durmam lazım. Ne diyeceğim? İkimiz de burada kalalım mı? Kavran söylesek. Evden bana bir iki parça bir şey getirse olur mu? Tabii ya. Sen ne istersen. Hanımlar var ya. Vallahi anlayışınız için var ya, çok sağ olun ya. İkinizin de burada olması var ya, beni çok rahatlatacak. Biliyorum. Ben bir Gülse'ye bakayım, beni tuvalete götürsün. Bu küçük çadı bizi yalnız mı bıraktı? Bana öyle geliyor. Yapar. Sancar. Ne diyeceğim? Diyorum ki acaba Melek'e söylesek mi? Şimdi başka bir şekilde öğrenirse üzülür. Ya şu anamın meselesini bir halledelim. Söz, söyleyeceğiz ya. Tamam. Annen nasıl bu arada? İyi. İyi de korkmuş. Ya hak ediyor ya, hak ediyor ya. Ya sen mafya mısın, hanım ağa mısın? Adam kaldırmak ne demek Mavi ya? Tabii annenle de konuşmak lazım ama... çocukların hayatına çok karışıyor sanki. Bu kadar biraz fazla. Yahya için de, Tudu için de üzüldüm. Oo, orası var ya, daha büyük bir gayya kuyusuymuş ha.
Ya herkesin hayatı mı böyle yoksa bizim gibi böyle alengirli bilmiyorum ha. Of. Hayat zor. Kolay değil. Herkes kendi hesabını yaşıyor işte. Kardeşimin nikahına gelmiştik. Anamın mahkemesine gideceğiz şimdi. Ya bir şey diyeceğim ya. De. Sen benimle evlilik almak istediğine emin misin? Bir düşüneyim. Bir düşün bakayım. Yalnız bir şey diyeceğim ha. Kalırım burada. Neden? Çok güzel bakıyorsun. Sen çok güzel bakıyorsun. Beni haberdar et olur mu? Vay be. Vay be. Ne? Hoşuma gitti ya. Vallahi hoşuma gitti. Beni burada bekleyecek olman var. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Hadi git. Bak var ya hayatımın en güzel anlarından biri. Hoşuma gitti. Tamam, hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Elvancığım bir kahve daha vereyim mi? Efendim Gülsüye. Alo abla. Neredesin? Yetiş gözünü seveyim ne olursun. Ne oldu kız, birine bir şey mi oldu? Her şey mahvoldu abla. Düğün müğün de olmadı. Yahya kalktı gitti masada. Sonra bir adam geldi. Abla çok fena, ne olursun bana yardım et. Ben ne edeceğim bilmiyorum. Yahya istemedi mi? Evet abla, öyle diyorum ya. Hadi gözünü seveyim ne olursun abla gel. Tamam kapat kapat. Kapat geliyorum. Ne oldu ya? Dudu ile Yahya evlenmemiş. Onların bugün düğünü mü vardı? Sen ne oldu şimdi, buna sevindin mi üzüldün mü, ben anlamadım. Benim gitmem lazım. Nereye gitmen lazım? Konağa canım nereye olacak? Tamam ben seni götürürüm ya. Ben seni götürürüm, sonra beraber geliriz yani. Yok sen beni götürme, ben zaten bu akşam bir arkadaşımda kalacağım. Sen de rahatına bak. Arkadaşında mı kalacaksın? Niye arkadaşında kalacaksın ki? Burada rahat edemedin mi? Rahat ettim, emmeye rahat batıyor ben ayalım. İyi Şifa Can. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım o zaman. Efendim? Alo, merkez taksi mi? Evet, buyurun. Taksi rica edeceğim. Tabii. Adresinizi öğrenebilir miyim? Buranın adresi ne? Buranın adresi ne? Ne olur aç, ne olur aç ya ya. Hadi aç ne olur. Duymuşsun işte Yahya abin dediklerini. Ne arayıp duruyorsun ki? İstemiyor işte. Sen de acık gurur yap. Ablanı dinle. Şimdi ne edeceğim bakalım Dudu? Evime gideceğim. Senin istediğin olacak. Benden kurtulacaksın. Mutlu musun?
çıkar şu üstündekileri. Hükmü varmış gibi savutturup gezip duruyor. Ben bir torba getiriyorum. İçine koyayım. Ailesi anlam isterse üstünde kalmasın. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Saklandın mı? Merhaba hayatım. Ya yanında başkaları vardı da rahat konuşamadık. Serhat, sana kaç defa söyleyeceğim, git buradan. Gideceğim zaten. Ama seni de alıp gideceğim. Bak Mavi, ben sen bir gün geri dönersin diye evdeki tek bir bardağın yerini bile değiştirmedim. Ne bizim ailemizi lanet, ne de buradaki insanlarınkini. Hemen şimdi o konaktan çıkıp gidersen, ben de Sancan'ın annesini bıraktırım. Çıkar gideriz buradan, bir de arkamıza bile bakmayız. Ha? Tabii. Bu teklifim sadece bir kerelik ve şu an için geçerli. İkinci bir şansım olmayacak. Asıl sen hemen buradan çekip gitmezsen, olacaklardan ben sorumlu değilim. Ben de Mavi. Ben de. Yırtacaksın. Bu gelinlik bile benden daha değerli değil mi? Kızım, ne diyorsun? Aman ona bir şey olmasın. Aman o yırtılmasın. Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Gebesiysin. Dur, sen gebesin. Dur, 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 dur. Allah, bir şey olacak ya. Ne oldu? Ne oldu? Abla. Ne oldu? Abla. Ne oldu? Dur, abla, dur. Bebeğim. Tamam, dur. Tamam, tamam. Abla. Ne diyorsun ya? Abla. Tamam, gel. Tamam, tamam. Gel, gel. Abla, tamam, sakin ol. Tamam. Yavaş, yavaş, yavaş. Sen burada beni bekle, tamam mı tatlım? Şimdi biraz dik otur. Dikleş. Dikleş, gel. Dizlerini karnına çek. Tamam mı? Tamam, şimdi derin nefes alıp ver. Tamam mı? Sakin ol. Şimdi ambulans arayacağım ben. Telefon var mı? Evet, var. Tamam abla. Alo. Merhaba. Hamile, kanaması olan bir hastamız var. Acil ambulans istiyoruz. Kaç haftalıksın? 18. 18. 18. Evet, konum doğru. Efe oldu konağı. Bekliyoruz. Tamam. Teşekkürler.
Teşekkürler. Allah razı olsun abla. Ambulans geliyor şimdi. Sen derin nefes alıp ver, tamam mı? Sağ ol. Her şey yoluna girecek. Ne olur bebeğime bir şey olmasın. Ne olur. Aşağı mı indirsek? Bence kıpırdatmayalım. Sen birkaç tane havlu alıp getirsene. Tamam. İyi olacaksın. Derin nefes al, ver. Sakin ol. Tamam. Ambulans geliyor. Fenalaştı, sancısı var, kanaması da var. Mavi Hanım ambulans aradı, yoldan almış. Allah korusun, Allah korusun. Tamam. Sakin ol, sakin ol. Geçecek. Tamam. Kuzum, tamam. Kuzum sık dişini gerçekten, bak yoldan almış, tanır mı? Geldim. Buyurun, buradalar. Geç. Gelin. Bak geldim. Lan geç çıkacağım. Bir şey etme. Durum o kadar ciddi yani, öyle mi Faruk? Yani size boş umut vermek istemiyorum Sancar Bey. Deliller ortada. Organize suç olduğu için hiç de kısa bir tutuklama olmayacağını düşünüyorum. Yani eğer Ahmet Bey'i ifadesini değiştirmeye veya şikayetini geri almaya ikna edemezsek elimiz kolumuz bağlı. Efendim. Getirdim ben bunu. Şuradaki polise götürün. Gel. Kardeş. Buyurun. Ya bak, bunun içinde temiz kıyafet var. Bir de esas da önemli ilaç var. İlaç bunun içinde. Versin değil mi Ali Sefe'ye, bak. Saatini alması lazım. Kadın hasta, gözüm seveyim. Tabii veririz, merak etmeyin. Sağ ol kardeş. Ne var Güs? Ne oldu? Tamam. Ben geliyorum. Ne oldu lan? Abi konakta acil durum varmış. Tutuyla ilgili. Hayda. İyi, haber et bize. Hadi. Tamam. İyi. Buyurun efendim, alalım sizi içeri. Oğlum. Gelmeyecek sandım. Sen kaç saattir neredesin? Gel Münir, gel. Otur. İyi misin? Nasıl olur, olmuştu görüyorsun. Sen beni kızdın, biliyorum.
Çok da haklısın. Emmi vallahi billahi kötü niyetim yoktu. Ana biz seninle bunları konuşmadık mı ya? Hani bu ailenin reisi bendim? Sen de anasıydın ha? Ana biz niye hep aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz ya? Ha? Oğlum bu öyle değil Sancar'ım. Billahi öyle değil. Ben Yahya için, onun yuvası için... Senin gibi güçlü değil biliyorum. Evladı yok diye eksik hissediyordu. Hayata tutunsun istedim. Ailemiz sıkı sıkı sarılsın istedim. Ne ettiysem onun için ettim billahi. Ana sen kendini ne zannediyorsun ki kaderle oynuyorsun ya? Hani mam oldun başımıza? Ha sen çalacaksın biz oynayacağız öyle mi? Ben ölüm diyorum oğlum. Anladık be var ya. Ben senin ne dediğini anlamıyorum. Bak bu evin reisi bensem... ...benden gizli hiçbir şey yapmayacağım. Eğer sen isen... ...ben hiçbir şeye karışmayacağım. Kızımı karımı alacağım. Kendime yeni bir hayat kuracağım. O kadının eski kocası yüzünden ben buradayım değil mi? Sen görmüyorsun değil mi? Ben görüyorum. Belki o bile işin içinde. Ana ne alakası var ya? Sen burada kendi hatan yüzünden buradasın ya. Bunu bir anla artık. Ben gidiyorum yine gelirim. Git oğlum. Git. Ananı vurdu bıraktı git sen. Ben biliyorum bunları neden ettiğin senin. O kadın seni beni karşı dolduruyor. Tabii onlar beğenmezler bizi. Ben iyi bilirim onları öğrendin tanıdın. Onlar asil biz değiliz ya. Seni iste. Emme bizi beğenmez. Seni de torunumu da alacak o koskoca konakta tek başıma bıraktıracak beni. Ondan ediyorsun sen bu lafların yolunu. Ben biliyorum. Emme beni bak Sancar Efe. O kadından sebep, o kadın yüzünden beni konağını kardeşten bırakır gidersen seni sütüme helal etmen. Seni Efe oğlum, yiğidim demen. Evlatlıktan reddederim. Ana. Bir daha sakın o kadın deme. Sakın. Ne dedi peki doktor? Çok kanaması varmış. Melek nerede? Ben hiç kıza bakmadım. O çok üzülmüştü şimdi. Giden bir yanına... Ben Zehra'dan rica ettim. Melek'i gecenin yanına götürdü. Merak etme hiçbir şey görmedim. Allah senden razı olsun be Mavi. Her bir şeyleri halletmişsin ha. İnşallah kurtulur. Bebesi de Dudu da iyi olur. Allah evladını ona bağışlasın. İnşallah. Nasıl? Üzgünüm. Maalesef kurtaramadık bebeği. Ama Duda Hanım iyi. Şimdilik hastaneye yatışı gerekmiyor. Dinlenmesi ve bol sıvı tüketmesi gerek. Çok teşekkürler. Elvan şimdi yapma gözünü seveyim. Ya ben ne diyorum kadın içeride senin bebeğini düşürdü. Hiç mi vicdanın kalmadı? Senin de bebeğindi o. Değil. Ya kafayı mı üşüttün ne diyorsun sen? Aklım gayet başında. Hatta uzun zamandır hiç bu kadar başında olmamıştı. Elvan o bebek benim değil. Benim olma ihtimali de yok zaten. Ben kısırım.
Elvan, sen iyisin, safsın. Ama bu konaktakilerin hiçbiri böyle değil. Anam yıllarca hem seni hem de beni kandırmış. Her şeyi o ayarlamış. Sen ana olabilir misin? Kusurda, yalanda, günahta hepsi benimmiş bunca zamanda. Halis'e anam etmez öyle şey. Ede ede. Kendi yüzü yere düşmesin diye her şeyi yaparım. Yanlışım vardır Yahya. Öyle şey etmez. Keşke öyle olsaydı da yüzüne bakabilseydim. Anam çıksın. Bunun hesabını birlikte soracağız. Sana söz.